Hoş geldin. Mercekler konusunu anlatmıştım. O dersleri dinleyebilirsin bu dersten önce. Burada merceklerle ilgili kalan küçük bir nokta var. Odak uzaklığı nelere bağlıdır? Önemli bir nokta. Bunu çok kısa özetleyeceğim. Sonra da örnek sorular göstereceğim. Soruları çözerken konu özeti yapacağım. Evet, hazırsan başlayalım. Merceğin odak uzaklığı 4 tane maddeye bağlı. Bunlardan birincisi merceğin yapıldığı ortamın kırıcılık indisi ile ters orantılı. Burada genel bir cümle yazayım. Mercekteki kırılma olayı arttıkça odak uzaklığı daha küçük olur. Bu sana çok güzel bir çıkış noktası olur sorularda. Bir tanesi için gösterelim. Mesela en indisli bir mercek İki en indisli bir mercek. Diğer faktörlerin aynı olduğunu düşünüyorum. İkisine de aynı renkli bir ışığı gönderdim. Işın hiç kırılmasaydı bu şekilde yoluna devam edecekti. Kırılıp şu şekilde doğrultusundan saptı. Şimdi biz buna F1 diyelim. Aynı şekilde mavi ışını gönderdim. Eğer hiç kırılmasaydı doğrultusuna dümdüz devam edecekti. Ama İki en indisli bir mercek onu şuraya göre çok daha fazla kırılacak. Çok daha fazla kırması şu doğrultusundan daha çok sapması yani şöyle mesela buradaki iki açıyı karşılaştırırsan bu açı daha büyük olmalı. Bu açının daha büyük olması kırılan ışığın merceğe doğru daha çok kıvrılması anlamına geliyor ve gördüğün gibi kırılma arttı. Senin için şu cümle gerçekten kurtarıcı olacak. Kırılma arttı. Odak uzaklığı küçüldü. Demek ki F2, F1'den odak uzaklığı olarak söylüyorum. Daha küçük olacak. Evet bunların hepsini buna göre değerlendirebilirsin. İkinci etkenimiz ortamın kırılma indisi. Merceğin bulunduğu ortamdan bahsediyorum. Havada mı suda mı? Evet bununla doğru orantılı. Aynı şekilde düşünebiliriz. Merceği camdan yapılmış bir merceği sen etrafını camla kaplasan ortamı da cam yapsan yani şöyle bir mercek buraları da cam cam olsa ışık girer ve dümdüz çıkar hiç kırılmaz ki burada odak uzaklığı sonsuzdur. Yani kırılma yok. Odak uzaklığı çok büyük. Sonsuzda artık. Sen buraya su koysan biraz daha kırılacak. Hava koysan daha da çok kırılacak. İndisi azalttıkça dış ortamın kırıcılık indisini azalttıkça odak uzaklığı da küçülüyor. Dolayısıyla doğru orantılı. Eğrilik yarıçaplarıyla doğru orantılı. Işığın rengi. Burada kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Gökkuşağındaki renklerden bahsediyorum. Önceki derslerde bunu anlatmıştım. Sadece küçücük bir hatırlatma. Mesela mor ışık kırmızı ışıktan daha çok kırılır. E, kırılma artınca odak uzaklığı küçülüyordu. Demek ki mor ışık için odak uzaklığı kırmızı ışık içinden daha küçüktür. Burada bağlantıyı söylemiş oldum. Şimdi sorularımıza geçiyoruz. Sorular sadece bunlarla ilgili değil. Genel sorular. İlk sorumuzla başlıyorum. 3 tane merceğim var. Merceğin kalın kenarlı mercek olduğunu görüyorum. Şimdi ışığın geldiği doğrultuyu takip ediyorum. Mercekten 2 birim ötede. Evet, burası 2 birim Peki kırılan ışın ne yapmış? O da iki birim öteden gitmiş. Ben bu eşitliği gördüğüm zaman hemen aklıma şu durum gelecek. Mercekte kalın ya da ince kenarlı 2f doğrultusunda gelen ışın 2f'den giderdi. Eşitliğin olduğu tek durum budur. Şu noktasına 2f noktası direkt öyle de yazalım. Bu noktasına da odak noktası demiş olacağız. Odak noktası bir birim. Evet. ikinci merceğe geldim. Aynı şey burada da geçerli. Şimdi bu ışının merceğe geldiği noktayı takip et. Şu noktadan geldi ve tam 4 birim ötede. Sonra nereye gitti? Yine 4 birim öteye gitti. O zaman yine 2f 2f özel durumu var. 2f burasıysa merceğin odak noktası onun tam orta noktası ve 2 birim kadardır. Üçüncü merceğim. Bir ışın geliyor. O zaman odak hizasında gelmiş ki asal eksene paralel gitmiş. Demek ki bu nokta bu merceğin odak noktası ve iki birim. Şimdi karşılaştıralım. F2 ve F3 eşittir ve F1'den büyüktür şeklinde sorumuzu çözüyoruz. Birinci kenarlı mercek sorumuz var. Burada Okuyalım. I ışık ışını kırılmalar sonucu asal ekseni K noktasında kesiyor. Nedir K noktası? K noktası merceğin odak noktasıdır. Çünkü özel durumu vermiş zaten bana. I ışık ışınının asal ekseni K yerine L'de kesmesi için. Kırılmayı artır, odak azalsın. E ben o zaman burada büyütmek için odağı kırılmayı ne yapmalıyım? Azaltmalıyım. Şunun tersi bir durum oldu. Kırılmayı azaltmak için neler yapabilirim? Buna bakacağım. Merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisini artırmak. Bu iki ortamı birbirine yaklaştıracağım. Kırılmayı azaltacağım. Bunun sonucunda uzak uzaklığı ne yapmış olacak? Artmış olacak. Bu ışının bir de şuradan da söyleyeyim. Yani bu ışının K'dan değil de L'den gitmesini istemek, kendi doğrultusuna daha yakın gitmesini istemek, yani kırılmasını azaltmak, dolayısıyla odak uzaklığını artırmak demektir. Evet. Merceğin eğrilik yarıçapını artırmak. Nasıl orantılıydı? Eğrilik yarıçapları R1 v ve R2 bunlarla odak uzaklığı doğru orantılı dedim az önce. Bunu artırmak için tabii ki de bunları da artırmalıyım. Mavi renkli ışın kullanmak. O zaman mavi bunu yapmaz. Çünkü mavi çok kırılır. Çok kırılınca odak uzaklığı daha küçük olur. Yani azalır. O zaman bizim sorumuzun cevabında 3 olmayacak. Cevabımız 1 ya da 2'dir. Bu sorumuzda yine odak uzaklıklarının oranını bulma ile ilgili bir soru. Birinci kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışın. Kalın kenarlıyı hiç görme. Sen şu an sadece ince kenarlı ile ilgilen. Nereye yönelecektir? Odak noktasına. Burası x merceğinin odak noktasıdır. O zaman 1 2 3 4 5 birimdir bunun odağı. ikinci merceğime bakıyorum. Şimdi bu merceğe 3 birim öteden gelmiş ve kırılınca uzantısı 3'ten gitmiş. 3'e 3'ü görünce bu eşitlik sadece 2f'e 2f durumunda olabilir. Yani bu nokta benim Y merceğimin 2f noktasıdır. 2f noktası 3 birim ötede ise bunun odak uzaklığı oda uzaklık olarak şöyle küçük f yapalım 3 bölü 2 kadardır şimdi bunların oranı birinciyi 5 buldum ikinciyi 3 bölü 2 ters çevirdim ve çarptım cevabımız 10 bölü 3 çıktı Evet bu soruda da ile ilgili bir sorumuz var. İnce kenarlı bir merceğin önüne KLM cisimleri koyulmuş. Cisimlerin odak noktası F olan mercekte oluşan görüntülerinin evet, o görüntülerle ilgili bir şeyler soracak ve ben şunu yapacağım. Uç noktalarından çizsem ışını odaktan gelen bir ışın olacak. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel kırılıp gidecek. Peki ben şu ışını kılavuz çizgi olarak kabul ediyorum ve diyorum ki M cismi F ile 2F arasında yani 1.5F'de o zaman M cisminin görüntüsü 3F'de yani 2F'in dışında olmalı. Şimdi bunların görüntülerini şuraya dizeceğim. M cisminin görüntüsü bu. L cismi tam 2F'de olduğu için 2F'de ise 2F'de merkezde ise merkezde eşit boyda bir görüntü çiziyorum. K cismi 2F'in dışında o zaman F ile 2F arasına girecek görüntüsü. 3F diyebilirsin buraya. 1,5F gibi bir yere de K'nın görüntüsünü çizebilirsin. Evet KLM cisimlerinin görüntülerinin boyları uzunlukları eşittir. Konumları Hayır. Aynı olamaz. Evet. Üçü de gerçek görüntü. Ters. Ve cisimle aynı tarafta değil. Ee, en önemlisi ters olması. İkincisi cisim bir taraftadır. Mercek için görüntüler diğer taraftadır. Cevabımız ne oldu? Cevabımız 1 ve 3 oldu. K noktasına eksene dik olacak şekilde yerleştirilen bir cisim var. Bu arada o kutunun içerisinde bir mercek olduğunu söylemiş ve bu cismin görüntüsü L de oluşuyor. Ben şimdi bir an durup düşünüyorum. Acaba bu ince kenarlı bir mercek mi, kalın kenarlı mercek mi ama ondan önce şuna karar vereceğim. Söylediğim az önce bir nokta vardı gerçek görüntüde cisim buradaysa görüntü bu taraftadır. Sanal görüntüde cisim solda, görüntüde solda. O zaman bir kere bu görüntüm kesinlikle sanal olacak. Mercekler için söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Cisimle aynı tarafta olacak. Sanal olduğuna karar verdim. Düz olması zaten belli. Şimdi boyuyla ilgili bir şey karar vermem lazım. Cisim uzakta, görüntüsü yakın. O zaman ne diyorduk hep? Uzak olan büyük, yakın olan küçüktür. Yakın olan küçüktür. Bunun boyunun cismin boyundan küçük olduğuna karar veriyorum. Küçülten hangisiydi? İnce kenarlı mı? kalın kenarlı mı? Bunda da hiç şaşırmama gerek yok. İnce kenarlı mercek. Büyüteç olarak kullandığım mercektir. Elbette büyütür, küçültmez. O zaman bu ıraksak mercektir. Merceğe uzantısı P'den geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene paralel olacak şekilde kırılır. Burada merceğimin kalın kenarlı olduğuna karar verdim. Şimdi şu 2'ye 1 oranını gördüm. Cismi 2 birim öteye koymuşum. 2x diyelim. Görüntüsü x kadar ötede oluşmuş. Bu hangi özel durumdu? Cismi f'e koyarsın. Görüntüsü f bölü 2'de oluşur. Yani bizim merceğimizin odak uzaklığı direkt 2x kadardır. Cismin olduğu noktadır. Ve ben diğer tarafta iki birim ötedeki P noktasının da odak noktası olduğunu anlarım. Odak hizasında uzantısı diyor bak. Geçecek şekilde gelen ışının da tabii ki asal eksene paralel olarak gittiğini biliyorum. Burada çok önemli şeyler söyledik. Sen bunun kalın kenarlı mı ince kenarlı mı olduğuna karar vermek için. Görüntü yakınsa, yaklaştırdıysa boyunu da küçültmüştür ve kalın kenarlıdır. Bitti. Yine şöyle bir sorumuz var. Bir öğrenci elindeki büyüteç ile bu büyüteç olduğuna göre ince kenarlı olduğunu biliyorum. Kelebeği gözlüyor. Kelebek büyütecin odak noktası ile büyüteç arasındadır. Ben bunu zaten anlatırken dedim ki İnce kenarlı mercekte cismi şuralara koyarsın. Yani F ile T arasına yakın bir mesafeye koyarsın. Ve aynı tarafta daha uzakta ve daha büyük bir görüntüyü elde eder. Ve onu inceleyebilirsin. Şimdi bu kelebeğin görüntüsü daha büyük olacağı için. E, kelebekle cisimle aynı taraftadır. Büyüktür ve sanaldır. Şu olayın. Aynısı burada gerçekleşecek. Büyüteç kalın kenarlı mercek olamaz. Kalın kenarlı mercekle büyütemem, küçültürüm. Yaklaştırırım ve küçültürüm. Büyüteç kelebeğe yaklaştırıldıkça görüntüsü büyür. Evet burası çok önemli. Burada benim bir cismim var. Cisimden kılavuz çizgimi çiziyorum. Asal eksene paralel gelen ışın. Odak bu tarafta odaktan geçecek şekilde kırıldı. Bu ışının uzantısı arka tarafta böyle dikkat edersen. Bu kırılan ışın bana görüntünün yeriyle ilgili bilgi verecek. Okun gidişi şu. Bundan şunu anlıyorum ben. Cisim merceğe yaklaşırken görüntüsü de bu görüntü demek. Görüntüsü de merceğe yaklaşıyor ve boyu küçülüyor büyüteç yani e, mercek cisme yaklaştırılırsa şu ikisinin birbirine yaklaşması durumunda görüntü büyümez küçülür ve merceğe yaklaşır dememiz gerekiyor cevabımız yalnız bir bu kılavuz çizgileri kullan evet sorularımız bu kadar optik ünitesini bitirmiş oluyoruz ee, sonraki videolarda Tekrar görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim.